Sayın seyirciler, tam da muhalifler topladıkları imzaları genel merkeze vermeye hazırlanırken MHP lideri kurultay taleplerine kapıları kapattı. Mahkemeyi adres gösterdi. Genel başkan adaylığını açıklayan Sinan Oğan, Bahçeli'ye hodri meydan diyerek karşılık verdi. İmzayı kim ne kadar toplarsa toplasın, müracaatları halinde kabulü mümkün olmayacak. O zaman tüzüğü kaldırın, delegeleri de, parti teşkilatlarını da kapatın. O zaman deyin ki bu partinin genel başkanı da benim, delegesi de benim, il başkanı da benim, ilçe başkanı da benim. Bu demokrasi olmaz. Bahçeli resti çekti, muhalifler tepki gösterdi. Üçhilal'de olağanüstü kurultay tartışması kızıştı. Toplanan imzaları kabul etmeyeceğini açıklayan MHP lideri muhaliflere mahkeme yolunu gösterdi. Önümüzdeki günlerde bizimle değil mahkemelerle haklarını savunmalarını tavsiye ederiz. Sayın Genel Başkan bunu niye yapıyor? Bu hareketi niye mahkeme kapılarına düşürüyor? Aklı selim davranmaya davet ediyorum. Olağan kurultayın belirlenen tarihte 18 Mart 2018'de yapılacağını söyledi Bahçeli. Topladıkları 400'e yakın imzayı gelecek hafta genel merkeze iletmeye hazırlanan muhaliflere de MHP'de sular durulmuyor başlığını atan habercilere de tepki gösterdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin binası kayalar üzerine kurulmuş, altından su sızan bir yer yoktu. Hodri meydan, toplasın kurultayı, kendisi de aday olsun, bizler de aday olacağız. O zaman görelim. Genel başkan adayı Sinan Oğan ise Bahçeli'nin açıklamalarına tepkili, geri adım yok dedi. İmza veren delegeleri ikna ederek veyahut da işte bir şekilde noterden imzalarını geri çektirmek için baskı yapmaya çalışıyorlar. Bu doğru bir hareket tarzı değil. Bununla bir netice alınmaz. Şimdi Üçhilal'de kurultay polemiğinin nasıl sonlanacağı merak konusu. Hülya